Benim sen gideli 3 ay oldu. Benim için zaman senin gittiğin yerde durmuş gibi. Artık ne okula gidiyorum ne de arkadaşlarımla görüşüyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Sensiz hayatın içi boşaldı sanki. Diğerleri daha kolay atlattı. Belki de ben üzülmeyeyim diye böyle gözüküyorlar. Ama onlar için hayat akıyor. Şeref nişanlanacak. Bunu benden gizliyorlar. Kızarım diye çekiniyorlar. Oysa pek de umurumda değil. Çünkü sen yoksun. Ve benim için hayat senin gittiğin anda durdu. Günaydın benim güzeller güzeli arkadaşım. Günaydın. Hala yatıyorsun. Hadi kalk kalk. Seni tembel. Okula gidiyoruz. Ben okula gelmeyeceğim Meltem. Uykum var. Arkadaşım dersin var ama. Olsun. Gitmeyeceğim. İcicim sen bu dersi çok severdin. Artık sevmiyorum Meltem. Yeter ama Ece. Kalk okula gidiyoruz. Akşam da sinemaya gideriz. Bak. Sevdiğin kazan. Bak 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 bak. Hadi giy şunları. 5 dakikada hazırlanıverirsin. Hadi arkadaşım. Meltem, okula gitmeyeceğim. Anlamıyor musun? Hadi git sen. Arkadaşım. Konuşma Meltem, konuşma. Yalnız bırak beni. Peki Ece. Sen nasıl istersen. Oğuz. Oğuz neredesin? Hesap ver bakayım. Neredesin? Buradayım hayatım. Oğuzcum 10 dakika geciktin. Neden? Ben seni beklemek zorunda değilim. Tamam Şerefciğim geliyorum işte. Sen işin ciddiyetinin farkında değilsin anlaşılan. Bu arada günaydın hocam. Günaydın Şeref. Ne demek yani işin ciddiyetinin farkında değilim? Yani o nasıl söz şimdi hayatım? İyi düş önüme şu konuyu konuşalım. Yeter artık. Ne kadar rahat adamsın sen canım. Of görüşürüz Metin. Görüşürüz hocam. Hı. Görüşürüz. Ece. Ben çıkıyorum. Ece. Tamam duydum. Güle güle. Kendine iyi bak. Güle güle. Kendine iyi bak. Güle güle. Sen de kendine iyi bak Rokacığım. Arkadaşım sana emanet oldu mu? Çekirdek al. Çekirdek al. Seni uyanık seni. Tamam alırım. Hadi bay bay. Güle güle. Güle güle. Ece nerede? Gelmiyor mu okula seninle? Gelmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Dur ben bir konuşayım. Belki bir... Hiç tavsiye etmem. Beni kovmaktan beter etti. Öyle olsun. Senin dersin ne zaman? Öğleden sonra. Çok güzel. Hadi gel bir kahve içelim. Yok gelemem gelemem. Metin okulda beni bekliyor. Aman başlatma şimdi Metin'inden. Hadi gel dediysek gel. Gel de konuşalım biraz. Gel. Üstüme iyilik sağlık. O senin müstakbel kayınpederin. Ne demek korkuyorum? Korkuyorum. Bağırtma beni ol. Ne oluyor ya? Kütüphane değil sinirlerimi zıplatma. Tüylerimi diken diken etme. Yürü. Yarın sabahtan gidip karşılayacaksın. Ya birlikte gidelim Şeref. 1000 kere söyledim Oğuz izin alamadım diye. Dinlemiyor musun sen beni? Ya hayatım izin almayı denemedim bile. Oğuz. Ne var? Korkuyorum işte. Hem benim de bir sürü işim gücüm var. Çikolata yaptıracağım. Annemi karşılayacağım. Biliyorsun bunlar ayrı. Babamla karşılaştıkları her yerde kavga ediyorlar. Yanlarından ayrılmamam lazım benim ya. Bahane bulma Oğuz. Babamı sevmediysen açık açık söyle yüzüme. Allah Allah. Ne alakası var Şerefciğim ya? Ne alakası var? Ya laf mıydı senin bu söylediğin? Vallahi bilmiyorum ben. Buradan öyle gözüküyor Oğuz. Tamam tamam. Gider karşılarım. Bu işte. Sabahtan beri söyleyeceğin sihirli söz bu. Seni düşünüyoruz herhalde. Gözüne gir. Hem annem de gelecek. Araya girer. Bir şey olursa babamın elinden seni alır merak etme. Hayatta gitmem artık. Kendi ağzından kaçırdım. Bir şey olacak babam beni çok kötü dövecek. Oğuz. Oğuz. Sakin ol. Pardon. Olmaz ki ama. Pardon çok özür dilerim. Siz işinize devam edin. Edeceğiz.
Çok özür dilerim. Pardon. Pardon. Günaydın. Günaydın. Tamam Oğuzcum, kapatalım bu konuyu. Sıkıldım. Benim babam yolu biliyor çok şükür. Ya bozulacak ne var bunda bu kadar Şeref? Tamam. Tamam. Giderim. Yok gitme sen. Yok yok, ben gideceğim. Döverse de dövsün. Ne yapalım? Kader derim, yerim de ayağımı. Oğuz, benim babam cani mi? Ya benim babam adam mı yiyor? Oğuzcum, hadi sen kafeye git, Metin Hoca'nın yanına git. Bu kadar yeter. Yoksa ayağımın altına alacağım seni. Şeref. Hı? Yanında mı? Evet, yanımda. Ne olacak? Bakabilir miyim? Olmaz. Tamam. Ben de babanı karşılamaya gitmem o zaman. Tehdit ha? Hı hı. Peki Oğuz. Son kez göstereceğim. Uğursuzluk getirse ben sana gösteririm ama. Gel buraya gel. Dokunmayacaksın ama. Çok güzeller değil mi? Evet. Aşkım şimdi bunlar bizim mi? Bu kadar yeter. Gerisi nişanda. Hadi bakalım sana güle güle. Stajımın son günlerinde başın belaya girmesin. Tamam hayatım. Sen hiç merak etme bebeğim. Sabah gider ben babanı da karşılarım. Aferin sana. Bu ne aşkım? Ne yapsak? Acaba Ece'yi bir doktorla falan mı görüştürsek? Bilmem ki. İster mi? Aa, ona sorarsan hiçbir şey istemiyor ki Meltem. Doğru. Şu dönemde onun için en iyisine biz karar vermeliyiz. Al işte, 3 ay kendi haline bıraktık toparlar diye. Bekledik. Olmuyor. İyi. Ben Ece'nin hocalarıyla bir konuşayım. Belki birini önerirler. Doğru. İhmal etmeye mi? Hmm.
biraz daha mı beklesek acaba? Belki... Ne belki? Belkisi yok ki Meltem. Al işte kuzenim gözlerimin önünde eriyip gidiyor. İyi de ya ters teperse? Tepmez tepmez. Bu kızın geleceği var. Daha gencecik. Hadi bu sene okulu boşladı. Seneye ne olacak? Yazık değil mi onca emeğe? Doğru diyorsun. Ben gidip bir bakayım Ece. Ha, hadi git bak. Gitmeyecekmiş. Gitmezsen gitme canım. Allah Allah. Şeref. Ne oluyor? Oğuz. Gitmem diyor babamı karşılamaya. Çıldıracağım vallahi. Ya senin baban sayılır artık be. Tamam tamam, fazla üstüne gitme sen de çocuğun. Belki çekiniyordur. Hadi gel gel, sinirlenme, bağırma, içeride konuşalım. Ben bir Ece'ye bakıp geliyorum. Tamam. Meltem, anahtar kapının üstünde. Görüyorum. Ben kapıyı aralık bırakıyorum Meltem. Tamam. Ne içersin Şeref? Çay mı kahve mi? Kahve Çiğdem abla, kahve. Sütlü mü sade mi? Sütlü. Sinirlenme sinirlenme. Ne oldu Ece, nasıl, ne yapıyor? Uyuyor. Geceleri hiç uyuyamıyor. Ayak seslerini duyuyorum. Odasında dolanıp duruyor. Bir şeyler yapmak lazım ama ne? Acaba annesini tekrar mı çağırsak? Teyzem de bir şey yapamıyor ki kadıncağız. Yapamadıkça da kahrından ölüyor. Onu da üzmeyelim, biz hallederiz. Neyse neyse, bu konuyu hepimiz düşünürüz. Sen derdini söyle bakalım Şeref. Aman benimki bunun yanında dert bile değil aslında. Boş verin siz. Öyle deme Şeref. Sonuçta hayat devam ediyor. Etmek zorunda da. Başka şeyler yaşamamız Ece'yi ya da Oğuz'u düşünmediğimiz anlamına gelmez ki. Bu yüzden kendimizi suçlamayalım. Elbette. Hadi anlat Şeref. Ya şimdi benim babam adam mı yiyor? Nesinden çekiniyor bu kadar? Çocuk da pek haksız sayılmaz. Takdir edersin ki dayım bir hayli ürkütüyor insanı. Hele ki kızını almaya kalkarsan daha da. Sakın Oğuz'a da böyle söylemeyin. Kaçar gider vallahi. Şimdiye kadar kaçmadığı hata. Sizde ya. Şş, aman. Çikolatayı falan güzel seç. Maazallah kayınpeder beğenmezse. Aa, tabii tabii. Çiçekler de çok önemli. Beğenmezse yedirir vallahi. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Siz dalga geçiyorsunuz. Oh be. Oğlum Şeref'in söylediğini yapacaksın. Kolaysa sen git karşıla Yusuf amcayı. Şşt. Tıt. Yusuf amca mı? Aa Oğuz. O senin baban sayılır, amcan doğru değil. Doğru söylüyor. Ne zor işlermiş bu işler be. Tabii oğlum, kız istemek. Hem de Yusuf amcadan kız istemek kolay mı? Belki de vazgeçer. Vermez kızını. Tabii ihtimal de aynıydı. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen? Olabilir. Ben boşuna mı canımı tehlikeye atıyorum ya? Evet, şakayı bırakalım da. Ne olacak, ne yapacaksınız? Önce isteyecekler, arkasından da yüzükleri takacaklar herhalde. Babam öyle istiyor. Oğuz'un ailesi hazır değil mi? Pek sayılmaz. Bir diğer sorun da o zaten. Onun nesi sorun? Yoksa kaynanan seni istemiyor mu? Meltem. Bundan iyisini mi bulacak? Sağ ol Çiğdem abla. Ay nereden nereye geldiniz? Bir durun da dinleyin. Tamam ha. Yeter artık yani. Yardımcı olmayacaksanız söyleyin, boşa vakit kaybetmeyelim yani. Şş, tamam. Pardon Oğuz, sinirlerimiz yıprandı. Böyle geçiştirmeye çalışıyoruz işte. Kusura bakma Oğuz. Tamam tamam, sizi de anlıyorum. Canım Yusuf amcadan bu kadar çekinme. Hem korktuğunu anlarsa daha çok üstüne gelir. Ya zaten Şeref'in annesi de yanında olacak. O idare eder durumu, merak etme. Tamam. Hadi bu sorunu hallettik diyelim. Diğer sorunu nasıl halledeceğiz?
Pardon, bir sorun daha mı var? Evet, annemle babam. Onların nesi var? Benimkiler ayrı ya. Olabilir canım. Herkes ayrılıp boşanabilir. Tek ayrı çift onlar değil ki. Allah Allah. Ama bir araya geldiklerinde tek anlaşamayan çift de onlar olabilirler yani. Yapmayın ya. Çok özür dilerim. Yani ne olmuş ayrılarsa, anlaşamamışlar, ayrılmışlar olabilir. Hı. Sence Çiğdem abla babam da bu olaya bu kadar anlayışlı bakar mı? Uygun bir dille anlatırsın, olur biter. Telaş yapma canım böyle bir şey için. Aman olmadı, şimdilik söylemeyiz. Hele bir takalım da yüzükleri. Bu durumda babam daha çok kızmaz mı? Sana böyle bir soru sordu mu? O zaman söyleme. Yan yana durdukları zaman atışmaya başlıyorlar. Ayrılma sebepleri de bu zaten. Aslında birbirlerinden nefret etmiyorlar. Nefret etmiyorlar ama... Bak güzel kardeşim, can kardeşim. Sen onların bir tanecik evladısın. Bu mutlu gününde seni üzecek bir şey yapmazlar. Merak etme sen. Umarım dediğiniz gibi olur. Hem Yusuf amca da şimdilik söylemeyin ayrıldıklarını. Ön yargılı davranabilir. Evet, tanışsınlar, kaynaşsınlar. Ondan sonra ne anlatırsan anlatırsın. Sağ olun be arkadaşlar. İçim rahatladı vallahi biraz. Ay, içime su serptiniz vallahi. İyi ki sizler varsınız. Ne demek Şerefciğim? Hayatının en güzel günlerinden birinin zehir olmasına izin verir miyiz? Peki Ece ile ne zaman konuşacağız bu konuyu? Bu akşam ben biraz açarım artık. Ya biraz ayıp oluyor sanki. Kuzenin bu haldeyken değil mi? Yok canım. Ece de senin mutluluğuna sevinir. Aslında biz bu olayı çok daha önce söylemeliydik. Ne söylemek istediğini biliyorum. Kendini zorlama. Nişan meselesi. Anladın demek. Şeref seni üzeceğini düşündüğü için çok üzgün. Hayatınızı bana göre yaşamak zorunda değilsiniz. Olur mu hiç arkadaşım? Sen bizim canımızsın. Meltem, benim için nişan, düğün hiçbir şey ifade etmiyor artık. Bu yüzden Şeref istediği gibi davransın. Eğer benim onayım gerekiyorsa ona onay verdiğimi söyle. Ayrıca benden izin almanız gerekmiyor. Hayat zaten hiç adil değil. Hiç kimseye. Ama en çok da bana. Ece, ne olur böyle konuşma. Nasılsa hepiniz bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsunuz. Ama arada bir de beni hatırlayıp aman Ece kırılmasın diyorsunuz. Ece, haksızlık ediyorsun. Herkes bana ulaşamamaktan şikayetçi. Ama ulaşmak için hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta aksine beni kendilerinden iyice soğutmaya çalışıyorlar sanki. Hiçbirinin içi benim kadar acımıyor. Hiçbirinin canı yanmıyor. Hiçbiri beni ve acımı anlamıyor. Çünkü hiçbiri seni benim kadar sevmiyor. Hadi uyan.
Çay yaptım, kızlara götürelim. Hadi kalk. Hadi kalk gel. Hadi. Ne oldu size? Niye ağlıyorsunuz? Hadi gelin. Ece nerede? Odasında. Ne yapıyor? Meltem Ece ile nişan işini konuştu. Ne dedi? Umurunda bile olmadığını söyledi. Kendisini anlamadığımızı ve hiç üzülmediğimizi söyledi. Gerçekten bunları söylemek istediğini sanmıyorum. Üzgün olduğu için. Biz de en az onun kadar üzüldük Feridun. Ama kendimizi Oğuz'la birlikte gömmemizin bir anlamı yok ki. Ben ne yapacağımı biliyorum. Dur, yavaş, dur, dur. Dökme. Ne yapıyorsun sen? Alo, Sema teyze, ben Şeref, hatırladınız mı? Hatırladım tabii kızım. Nasılsınız? Biz de iyiyiz Sema teyze. Sema teyze, ben nişanlanıyorum. Yani biz Oğuz'la nişan... Sema teyze, orada mısınız? Buradayım kızım, dinliyorum. Sizi de ailecek nişanımıza görmekten çok mutlu olacağız. Halil amcanın gelebileceğini sanmıyorum kızım. Ama ben gelmeye çalışacağım. Sağ ol, onurlandırdın bizi. Ne demek, asıl biz onur duyarız. Yarın akşam bekliyoruz Sema teyze. Ne yapıyorsun sen? Daha kadının acısı taze, nişana mı çağrılır? Dur Çiğdem, dur. Bence hepimizden iyi düşündü Şeref. Bence Meltem haklı. Birbirlerini en iyi onlar anlar. Hem belki Ece onu görünce kendine acımayı bırakır. En çok acı çekenin o olmadığını görüp hayata devam etmesi lazım. Bunu da ancak Sema teyzeyle konuşarak yapabilir. Geldiler galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Oğuz yok mu? Sizi karşılamaya gelecek. Geldi, geldi. Nerede? Yardım etsene Yusuf. Bana ne canım? Kendi taşımak istedi. Hadi girin içeri efendim. Hadi. Hadi gel kızım. Nasılsın? Hoş geldin, sağ olun. Hadi hadi, kapat kapıyı sen de. Aman. Sen nasılsın kızım? Sağ olun Zehra teyze. Alayım. Buyurun. Ne var bunların içinde bu kadar ya? Ne var bunların içinde bu kadar? Bir çay demleyin de içelim kızım. Hemen. Otur kızım, otur. Ne çayı? Yusuf, yorma kızları. Otobüste içtin ya bir sürü çay. Niye yorulayım Zehra teyze? Alt tarafı bir çay demleyeceğim. Duydun işte. Hemen. Ece, nerede Meltem? Odasında. Onu da çağırayım ben. İki. Rezil oldun Oğuz. Rezil oldun. Niye atladın ki? Yusuf amcacığım, ne demek efendim? Ben taşırım efendim. Lafım olur efendim. Ne kadar ağır olabilir ki efendim? Sen bunu söylersen sonunda olacak olan budur işte. Taşı bakalım şimdi. Taşı. Yallah. Efendim hayatım. Hayatım falan dediğine göre babamlar yanında değil herhalde. Evdeler, evdeler hayatım. Peki sen neredesin? Neden yanlarında değilsin? Hemen fırsatı bulup kaçtın değil mi Oğuz? Şeref, nefes al. Nefes al. Alıyorum Oğuzcuğum. Daha eve varamadım hayatım, yoldayım. Nasıl? Bana bak Oğuz, yoksa karşılamaya gitmedin mi?
Bundan sonra ben sana hiç inanmam Oğuzcuğum. Gittim hayatım, gittim, gitmez olur muyum? Karşıladım babanları. Şu anda da onların bavullarını taşıyorum, evet. Öyle mi? Aferin benim aşkıma. Önemli değil, önemli değil Şerefciğim. Şerefciğim bir şey soracağım. Sor hayatım. Bu bavulların içinde sence ne olabilir? Sence? Ya Şeref, lütfen. Bak kollarım koptu. Bileyim de ona göre taşıyayım. Oğulcum, babamın ne bahçesi var? Fındık. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum. Ben evi alayım bari. İyi de Şeref, kaç ton? Yusuf, çocuk hala gelmedi. Gelir, gelir. Meraklama Zehra. Eli kulağındadır. Ne kadar rahat adamsın sen Yusuf. Adın ne senin? Konuş bakayım. Roka, Roka. Bak Zehra nasıl konuşuyor. Tahta seksik, tahta seksik. Bak, yollarım tüylerin ha. Size demiyor. Kime diyor? Çiğdem'e. Hem konuşkan hem de zeki ha. Götüreyim ben bunu giderken. Bahçede daha rahat ederim. Kedileri de var bak. Siz evi hayvanat bahçesine çevirmişsiniz. Ece, adı ne bunun? Miskin. Bunu da götürün. Bahçede rahat rahat gezer, siz de dersinize bakarsınız. Efendim Şeref? İşte bu kadar. Oğuzcum girsene içeri. Girmeyeyim. Akşam için hazırlık yapmak zorundayım. Gel gel. Çay yapıyorum sıcacık. Bir bardak içeyim bari. Hadi gel. Sağ ol bavullar için. Biz seni tutmayalım Oğuzcum. Bir şey değil canım. Ne önemi var ki? Dur dur. Aman çok ağır. Dikkat et bak. Sana öyle gelmiş oğlum. Bırak kızım ben alırım içeri. Bana bak. Akşama fazla gecikmeyin ha. Tabii efendim olur. Meltem, Şeref arayacaktı. Aradı çoktan mı? Çoktan aradı. Hadi bakalım. Biz seni tutmayalım. İşine gücüne bak. Babanlara da selam söyle. Baş üstüne efendim, söylerim. Daha çocuk evet demeden hayatından bezdirdin yani. Bravo. Ne var Zehra? Bir tane damadımız var. Kızlar, dayınız damadı sınava soktu karşılayacağını duyunca. Bavulların içi fındık dolu. Artık kaç kilo var bilemem. Zor da olsa geçti sınavı ama. Kızım, çaylar nerede? Efendim canım. Çiğdem, nerede kaldınız? Gelmeyecek misiniz? Yok, ben gelmeyeceğim. Anca alışveriş yaptım. Çok işim var. Oğuzlar hala gelmedi mi? Yok, ben de bekliyorum. Hala gelmediler. Aman Feridun, güzel bir çiçek hazırla. Dayım vallahi takar ha. İçimi bana bırakırlar mı bilmiyorum. Neden? Sabah Oğuz'a telefon açtım. Hı. Ben yapayım mı dedim. Hayır, sen biraz bekle dedi bana. Kendileri bilir. Sen üstüne düşeni yapmışsın. Tamam hayatım, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi kendine dikkat et. Yiyecek almış akşam için. Ece. İzin değil mi? Bu soruyu günde 100 kere soruyorsunuz Meltem. Farkında mısın? Ama... Ayrıca sadece sen değil. Şeref, Çiğdem, Feridun. Hatta Metin bile. Kısaca söyleyeyim sana. İyiyim. Tamam. Akşama ne giyeceksin peki? Şunlara devam eder misin? Çok sıkıldım. Yatacağım ben. Ece, bak haftalardır uyuyorsun. Dışarı çıkmıyorsun. Bizi tersliyorsun. Ne olur yapma arkadaşım. Bir yerden başla. Sizin gibi mi? Evet, bizim gibi. Kızlar, ne oluyor, ne konuşuyorsunuz? Ece, iyi misin? Böyle mi? Belki çok üzerime geliyorsunuz. Belki...
Belki böyle yaşamak benim hoşuma gidiyor. Çiğdem, hiçbir şey sorma. Birazdan gelecekler. Sanki beni isteyecekler. Yahu kuaföre gideceğini söyledi ya. Ne kuaförü? Belki vermeyeceğim. Boşu boşuna süslenmesin. Ya tabii oldu Yusuf. Bu kadar yolu boşuna geldik. Seni bilmem ama ben yüzükleri takmadan bu şehirden gitmem. Bakalım kısmetse olur. Bayılacağım. Hala kısmetse diyor. Ne diyeyim? Bizim kızımız var. Gelin alın mı diyeyim? Karışma bakayım benim işime. Heh. Bak, sen Trabzon'a gelip kızı istemediler diye kızgınsın, biliyorum. Kızgınım tabii. Adam çocuklar gelip söylediler, kabul etmedin mi? Ettim. E'si falan yok. Bakalım bir aile, akraba olacağız. Kolay değil bu işler. Yusuf, vallahi sen bizi rezil edeceksin. Düne kadar evlensinler diye tutturdun, şimdi kısmet seçiyorsun. Sus sen, ben işimi bilirim. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Ben Deniz Feridun. Merhaba, hoş bulduk. Ah bu çiçek harika. Hem pek gösterişli. Bunu götürelim. Ne var? Çok mu komik? Komik tabii. Yahu bu saksı çiçeği kız istemeye götürülür mü ya? Aman ne var? Götürülür tabii. İki günde kurumaz hiç olmazsa. Bu tarafta daha uygun çeşitler de var efendim. Buyurun. Buyurun. Sen boşuna yorulma oğlum. Olur mu efendim? Zevkle yapıyorum ben. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Buyurduk bakalım. Sen birazdan görürsün. Zevk mi, işkence mi? Ay bu da çok güzel. Ağaç gibi. Şuna baksana. Ya ya. Bu daha iyi. Yol üstünde bir bahçeye dikeriz. Çiçekleri de çok güzel. Kaç günde bir açıyor? 2-3 haftada bir açıyor. Yeter artık Sadiye. Çocuğa kız istemeye mi gidiyoruz, sana çiçek almaya mı? Ne o canım, rahatsız mı oldun? Anne, baba lütfen. Oğlum, baksana baba nasihatı. Bir daha düşün. Evlenip de ne yapacaksın? Ben evlendim de ne oldu? Allah'tan oğlun sana çekmemiş. İyi bir eş olacak. Ben kötü bir eştim yani. Hı-hı. Sen önce kendi haline bak. Ne varmış halimde? Of. Anne, gel kızım buradayız. Kolay gelsin. Babacığım, hoş anneciğim. Hoş geldin. Hoş geldin babacığım. Nasılsın? Oh, kızım, iyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Anneciğim, hoş geldin. Gül kokulum. Bir tanecik, bir tanecik kızım benim. Şeref, bu ne süs kızım? Görücüm geliyor babacığım. Olacak artık o kadar. Kızım karıştırdın galiba. Görücü bizi ayağına çağırdı. Ay üzme kızımı. Baba konuşmuştuk bütün bunları. Esnaf adam. Dükkanı fazla bırakamadı. Hem Trabzon uzak yer. Hem sen benim hemen evlenmemi istemiyor muydun? İşte. Ben gidip hazırlıklara bakayım ne alemde. Aa bu arada siz girmemişsiniz. Hadi hazırlansanıza birazdan merak gelecekler. Merak etme kızım biz hemen hazırlanırız. Merak etme. Bak kız ne kadar mutlu. Hadi gel de giyinelim. Oo, Şeref Hanım saçlarınızla konuşuyor. Olacak o kadar Çiğdem abla nişanlanıyoruz herhalde. Bak sen bak. Ay beni bırakın da Ece ne yapıyor? Sema teyzenin geleceğinden haberi yok değil mi? Yok tabii. Kadıncağız nasıl gelecek? Metin evlerine gitti, o getirecek. Umarım bu iş ters etmez de kızı iyice bunalıma sokmayız. Çiğdem abla ince ince düşündük herhalde.
Bu arada giyinelim biz ya. Hadi sen git. Tamam hadi siz de gelin. Tamam. Güzel mi? Ver bakayım şuradan kes bana. Ben eve geçiyorum sonra görüşürüz. Tamam. Hadi. Lütfen bir iki saat tartışmayın, beni mahcup etmeyin, olur mu? Ne biçim laf şimdi bu? Bizden utanıyorsan hiç getirmeseydin oğlu. Bu uyarı bana yapmana gerek yok. Sorun çıkaran annen. Ben durup dururken çıkarıyorum sanki sorunu. Sen kışkırtıyorsun. Ne dedim ben şimdi? Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma Ahmet Efendi. Asıl siz kabahatinizle oturun Sadiye Hanım. Yeter be. Ne biçim anne babasınız siz? Şu mutlu günümü rezil etmeyin bari. Çocukluğumdan beri yeter benim sizden çektiğim. Bakın zili çalıyorum. İçeri gireceksiniz ve çok mutlu bir aile gibi davranacaksınız, tamam mı? İyi canım. Sinirlenme oğlum. Gülümseyin biraz. Gülümseyin. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. El öpenlerin çok olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Buyurun oturun. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. İşler nasıl Ahmet Bey? Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Sizin fındık bahçesi nasıl? Bu aralar ilaç falan atılacaktı. bıraktık geldik biz de. Bakalım. Siz nasılsınız Sadiye Hanım? İyi demek adet olmuş. İyi, sizi sormalı. Biz de iyiyiz, teşekkür ederim. Sağ olun. Yeter Meltem, çocuğun tansiyonu çıkacak. Tamam. Bana bak, kahveyi verirken sakın karıştırma, rezil oluruz. Önce kime vereceğim? Önce Oğuz'un ailesine. Tamam. Hadi. Arkadaşım, biz de birer kahve içeriz değil mi? Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Trabzon'da havalar nasıl Yusuf Bey? İyi iyi, bekleriz. Tabii vakit bulabilirseniz. Oh, içim rahatladı. Anlamıştır herhalde. Sevimsiz adam. Çok iyi adam. Beni de çok sevdi. İşimiz kolay olacak. Tabii geliriz. Yakında akraba oluyoruz değil mi? Sen nasılsın oğlum? İyiyim Zehra teyze. Ne teyzesi yahu, anne de. Anne. Yahu keşke önce kızı isteseydiniz. Sonra anne derdi. Efendim, sözü fazla uzatmayalım. Kahvemizi içtik, biz kalkalım artık. Anlamadım. Şaka yaptım efendim, latife ettim. Ortam biraz ısınsın istedim. Ben birazdan kaynatacağım seni. Biraz zor alırsın kızı benden. Konuş sen, konuş. Yo, bu adam çok iyi. Kesin verdi kızı. Hadi artık. Acelemiz ne Sadiye? Ateş almaya mı geldik? Kızı almaya geldik hadi buraya. Hadi. Ya sabır.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Paltonuzu alayım. Ben alırım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun, içeri geçelim. Buyurun. Şöyle buyurun, oturun. Sağ olun. Ece nasıl? Burada değil mi? Karşı dairede. Birazdan biz de geçeriz. Beni aramasını hep bekledim Ece'nin. Acımızı birbirimizle avuturuz belki diye. Tabii. Size de acınızı hatırlatmak istemezdik. Ne var ki çaresiz. Acı dediğin yalnızlıkla besleniyor. İkisi birleşip kanın iliğini emiyor insanın. Biz de bu konuda sizden yardım isteyecektik aslında. Ece'nin bizi kendisinden uzaklaştırmasıyla ilgili. Kötü değil mi? Elbette, sizin de acınız çok büyük. Bunu sizden istemek biraz bencillik gibi olacak ama... Ben evladımı kaybettim. Ama başka bir ananın da evladını kaybetmesine göz yummamı gerektirmez bu. Hem Ece de benim kızım. Bana oğlumdan, Oğuz'umdan emanet o. Ece daha çocuk benim gözümde. Hayatı erken tanıyan şanssız bir çocuk. Benimki ana yüreği. Bağrıma taş basmasını öğrendim. Hadi bakayım. Silin gözyaşlarınızı. Bugün arkadaşlarınız nişanlanıyor. Şimdi bu iki genç birbirlerini görmüşler, sevmişler. Bize söyleyecek laf bırakmamışlar. Yine de adet yerini bulsun. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Yok yok, ben döveyim bu adamı. Yusuf. Hı? Baba. Yani Ahmet Bey, şimdi açık konuşayım. Ne diyeyim bilmem ki. İyi bir şeyler de be. Hadi. Peki. Verdim gitti. Öp bakalım babanın elini Şerefciğim. Meltem. Sağ ol kızım. Meltem. Efendim. Sen de getir yüzükleri. Tabii. Sema teyze tam zamanında. Sema teyze kim? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın annesi. Yüzüklerimizi o takacak. Her şey ayarlanmış. Maşallah. Gençlik işte. Rahatsız etmeyelim. Rica ederiz. Tam zamanı, buyurun. Gidelim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yüzüklerimizi sizin takmanızı istiyoruz. Yani size de sürpriz oldu ama. Sevinirim. Ece nerede? Odasında. Yalnız bana biraz müsaade edeceksiniz. Tabii. Ben de biraz daha düşünürüm. Ben size odayı göstereyim. Buyurun. Sanki sen hayatımıza hiç girmedin, hiç yaşamadın gibi davranıyor herkes. Anlamıyorum, unutmak bu mu demek? Ya da unutmak bu kadar kolay mı? Herkes çok mutlu. Ben her gün seninle yine ölüyorum. Seni çok özledim. Ece. Sema teyze. Ben hep aramak istedim sizi, hep gelmek istedim ama yapamadım. Acım daha da çoğalır sandım galiba. Biliyorum yavrum, anlıyorum ama keşke gelseydin. İkimize de iyi gelirdi. Böyle kaçıp saklanarak dinmiyormuş acılar. Ben Oğuz'u çok özlüyorum. İlk haftalar her gece onun eşyalarıyla uyumaya çalıştım. Kokusunu içime çekeyim diye. Sonra baktım ki herkesi etrafımdan kaçırıyorum. En az benim kadar canı yanan insanları bir de ben acıtıyorum. Kızımı, bunca yıllık hayat arkadaşımı. Anladım ki onları da kaybediyorum. Ve anladım ki ancak onlara tutunarak acımı hafifletebilirim. Sema teyze, bu acım hafifler mi? Sızısı kalır elbet. Ama acıyı hafifletmek, onu unutmak demek değil ki. Şimdi onu benim kadar özlüyor.
kızım da. Ama onlar bu özlemin acısını başkalarından, sevdiklerinden çıkarmaya çalışmıyorlar. Ben sevdiklerime çok haksızlık ettim galiba. Onları Oğuz'u unutmakla suçladım. Çünkü sandım ki onlar benim kadar üzülmüyorlar. Hepimiz çok üzülüyoruz. Ama böyle hayattan vazgeçmek Oğuz'u geri getirmez. Gittiği yerde mutlu da etmez. Bebeğim sen bana emanetsin. Göz göre göre erimene izin veremem. Canım. Sema teyze. Hadi, hadi bebeğim içeri gidelim. Arkadaşların seni bekliyor. Ayrıca daha yüzük takacağım. Keşke. Ama keşkelerle yaşanmıyor bebeğim. Hadi. Canım. Aslında bu benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Ama yine de sayenizde çektiğim acıları unuttum. Keşke daha önce tanıyabilseydim sizleri. Oğlumun neden bu kadar sizi çok sevdiğini şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Neyse, söz konuştukça uzarmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ömür boyu mutluluklar. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun bakayım. Hadi. Annenin sayesinde. Ve artık kendime acımıyorum. Şeref ve Oğuz nişanlandı. Çok sevimlilerdi. Anladım ki diğerleri de seni unutmadı. Sen onların hayatlarındasın, kalplerindesin aşkım. Hepsinden öte anılarında ve anlarındasın. Ah, bu arada günün haberi. Dayım Miskin'le Roka'yı fındık bahçesine götürmek istiyor. Doğal ortamlarını. Merak etme. Miskin'i saklıyorum. Seni seviyorum aşkım. İçimde, yüreğimde seninle yaşamayı da.